Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli'nde İş Dünyası Buluşma Programı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Nebati, Kocaeli'nin ülke ekonomisine katkılarının her geçen gün daha da arttığını belirterek, Türkiye yüzyılını inşa edecek olan bizim bu birliğimiz ve ortak gayretlerimizdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belki de yaşanan bu en zorlu süreçten Türkiye güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı başarmıştır. İlerleyen aylarda enflasyon %50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir açıklamasında bulundu. Nebati enflasyonda da düşüş eğiliminin hızlı bir şekilde başladığını işaret ederek. Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Kasım ayında burnunu kırdı. Aralık ayında çok güçlü bir şekilde adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi kendisini toplumun her kesiminde hissettirmeye başladı. Enflasyon beklentileri bizim için en önemli kısmıydı. Beklentilerde kırılmış durumda. Ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu bize mücadelemizi hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşları enflasyonun olumsuz etkisinden korumak için 2022 yılında 290 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini aktaran Nebati, bundan sonraki süreçte de vatandaş odaklı politikaları yine kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Hükümetlerimiz döneminde mali disiplin alanındaki güçlü ve kararlı duruşumuzu hep sürdürdük. Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının hazineye yük olacağına dair eleştiride bulunanlar bütçede gerçek bütçe gerçekleşmelerinden sonra adeta lal olmuş durumdalar. Zira 2022 yılında uyguladığımız tüm sübvansiyonlara enflasyonla mücadele kapsamında kapsamında vazgeçtiğimiz vergilere ve ilave olarak sağladığımız sosyal desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranı son 20 yılın en iyi performanslarından birisini göstermiştir. AB danımlı borç Dokun milli geliri oranını ise 2022 yılı 3. çeyrekte %34,8'e kadar indirdik ki bu oran %60 olan masri kriterlerinin ve %86 olan AB ortalamasının oldukça altında kalmıştır. Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk. Ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi enflasyon yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir. Ayrıca